Hazreti Şeyhimiz hac farizası için Hicaz'a gidiyorlar. Allah hepimize nasip etsin. Helal ile gitmeyi, sıhhat afiyetle, temiz bir toplulukla gitmeyi ve adeta Efendimizle yapılmış bir hac ecrine ulaşmayı bize lütfetsin inşallah. Hacca gidiyorlar. Biz bu hadiseyi kayınlarından dinliyoruz. Kendi kayınından hem de talebe arkadaşlarından Hazreti Şeyhimizin medresede birlikte yetiştikleri talebe arkadaşlarından sonradan bağlanıp akrabalık olmuş. Efendim, biz hadiseyi ondan dinliyoruz. Yanlarında bulunamadık o zaman. Buyuruyor ki kayınları, tavaf ediyoruz birlikte. Ben kendisine rica ettim. Kol kola girmişiz. Dedim ki Seyda, bak ben bir şey okumuyorum. Ben kendimi sana teslim ettim. Senin niyetin üzere niyet ettim. Sen ne okuyorsan, nasıl dua ediyorsan, ben içimden amin diyorum. İçimden sana katılıyorum. Sana dehalet ediyorum. Ben diyor tefekkürle meşgulüm. İçimden de amin diyorum. Dönüyoruz. Bana şöyle sordu. Ula Abdülmecid, sen Kabe'den mi çok aldın yoksa Hazreti Şeyhimizden mi çok aldın? İkisi aynı zamanda ihvan arkadaşlar. Hem talebelikleri birlikte geçmiş, hem seyri sülükte birlikte inmişler. Aynı üstadın etrafında, aynı bahçede yetişmiş iki güller. Elhamdülillah. Sen Hazreti Şeyhimizden mi çok aldın, yani istifade ettin yoksa Kabe'den mi çok istifade ettin? İlginç bir soru. Ula Abdülmecid diyor ki ben şok oldum. Ya Rabbi ben ne diyeyim? Ben desem ki ben Kabe'den çok aldım. Öbürü Allah'ın evliyası. Desem ki ben Hazreti Şeyh'ten aldım. Allah'ın evi. Şimdi ben nasıl bir tercihte bulunayım? Diyor mecbur ben siyasete sarıldım. Siyaset yaptım. Dedim ki Seyda siz Kabe'den mi aldınız? Şeyh'ten mi aldınız? Soruyu ona yönelttim. Hiç tereddütsüz. Diyor, hiç düşünmeden buyurdu ki ben Hazreti Şeyh'ten aldım ve izah buyuruyor. Buyurdu ki bak Mulla Abdülmecid kaç gündür buradayız dönüyoruz. Allah kabul buyursun ama Kabe bize bir şey konuşmadı. Kabe bize bir şey söylemedi. Ama Hazreti Şeyh Kabe'yi nasıl dönmemiz lazım bize anlattı. Hangi duygularda olmamız lazım? Neleri okusak fazilettir? Nasıl davransak edeptir? Efendim nelere dikkat etsek sevaptır. Bütün bunları bize Hazreti Şeyh izah etti. Anlayamadığımızı da sorduk. Biz Kabe'ye bir şey soramıyoruz. Onun dilinden de anlamıyoruz. O konuşuyor. Ama biz onun dilinden anlamıyoruz. Bu yüzden bizim menfaatimiz nereden çoksa biz oradan anlıyoruz. Biz oradan daha çok istifade ettik. Biz Kabe'nin hukukunu da oradan öğrendik. İslam'ın ahlakını oradan öğrendik. İbadetin usulünü oradan öğrendik. Ve akabinde Hafız Sadi'nin, Sadi Şirazi'nin bir beytini terennüm etmiş Hazreti Şeyh Efendimiz. Sadi Şirazi öyle buyuruyor. Hacı Kabe yolunda biz didarın talibi. O haneyi arıyor. Biz hanenin sahibini diye böyle bir dörtlük bunu ifade etmişler. Şimdi bu örneği kitaba kıyasla ifade etmeye çalıştık. Evet, kitaba biz bir şey soramıyoruz. Biz bazen kitaptaki mühem meseleleri de nateşbih katibe soruyoruz. Katip olmasa yanlış anlayabiliriz. Kitaptaki meseleyi yanlış anlayabiliriz. İşte nitekim bugün Müslümanların yanlış olarak uyguladıkları birçok meseleyi onlar delil olarak kitabı göstermiyorlar mı? Eğer onların bir katipleri olsaydı ortada bu kadar yanlışlık olmayacaktı. Bu kadar uçurum olan farklılıklar Müslümanlar arasında olmayacaktı.